Genelde göğüsten sol kola yayılan ağrı kalp krizi belirtisi olarak biliniyor. Peki sağ kola yayılan ağrı kalp krizi belirtisi olabilir mi? Dedem 50 yaşında kalp krizi geçirdi. Ben de 54 yaşındayım. Kalp krizi geçirme riskim var mı? Bu hastalıktaki risk faktörleri ailede genetik olarak yatkınlık varsa, sigara içmesi, stresli bir yaşam şeklinin olması, hareketsiz yaşayan insanlarda, tansiyonu, kolesterolü, şekeri yüksek olan insanlarda daha fazla gözüküyor. Ciddi anlamda bir yorgunluk, tansiyonla alakalı düşmeler, çıkmalar. Bu bayağı bir 6 ay falan devam etti. Son dönemde bunlar haftada 1'e kadar düştü. Yokuşta yürürken göğsümde bir yanmalar başladı. Kalbim sıkışıyor. 2-3 gün bu devam etti. Ondan sonra ben de dedim ki bizim aile doktoruna gideyim, bir muayene olayım. Kalp krizinin belirtileri hastada göğüs ağrısı ile başlar. Bazen bulantı, kusma eşlik eder. Ama bazı hastalarda nefes darlığı şeklinde olur. Bazı hastalarda göbek çevresinde yanma, bulantı şeklinde olabilir. Bazılarında sol koluna, bazılarına çeneye doğru, bazılarına sağ koluna, bazılarına sırt bölgesine yayılır ağrı. Göğsümde çok ciddi bir ağrı meydana geldi. Bu ağrı özellikle göğsümü ve sırt tarafımı çok büyük bir şekilde etkiledi. Kolumda, sol kolumda büyük bir uyuşma oldu. Parmak uçlarında hissiyatsızlık meydana geldi. Kalp krizini gördüğünüz zaman acilde gördükten hemen sonra kateter laboratuvar dediğimiz anjiyografi ünitesini alıyoruz. Hastaya hafif bir belki sedasyon yapıp tıkalı damarı kasık bölgesinden veya koldaki bir damardan kalbe ulaşarak tıkalı bölgeye geliyoruz. Orayı belli tellerle geçtikten sonra balon yapıp stent, balon onları yerleştirip tıkalı damarın açılmasını sağlıyoruz. Zaman eşittir kalp hücresi ölüyor. Ne kadar gecikirseniz siz bazen çok başarılı işlem yapsanız dahi kalp hücreleri öldüğü için çok yeterli faydayı sağlayamıyorsunuz. İlk stentten sonra 15 gün yoğun bakımda kaldım. Ondan sonra işte operasyon için hazırlıklar başlarken biz ikinci stendi taktırdık. İkinci stendi taktırdıktan sonra çok fazla yoğun bakımda kalmadım. Bir gün yoğun bakımda kaldım. Ertesi günü de evime taburcu oldum. 3 tane tıkalı damar çıktı anjiyoda. Bunlara da stent taktılar. Bazı hastalarda 24 saat, bazı hastalarda 48 saat, bazı hastalarda 72 saat, bazen de bir hafta tuttuğumuz oluyor. Doktorumun tavsiyesi üzerine daha önceden spor yapmazken şu an işte yürüyüş ve bisiklet artı yüzme bunları yapıyorum. Yemelerime dikkat ediyorum. Yani tuzsuz, yağlı, kızartma, yağlı et, yani tatlı onları kesinlikle çıkardım menüden.